Kızların kendine has olan zevkleri oldukça sıra dışı olabilir. Çikolatalı basit bir sandviç mi? Vicky'nin işte burada tuzlu bir şeyin eksik olduğunu söylüyor. Mükemmel bir atıştırmalık. Sevgilim, sana bir hediye aldım. Sadece sana özel üretildi. Kimsede böyle bir şey yok. Yemeğine daha sonra devam edersin. Uzaktan kumandalı bir bebek arabası. Her yerden kontrol edebilirsin. 20 mile kadar çıkabilir saat başına. Hatta bize bunun yanında kış tekerlekleri de hediye verildi. Hadi sürmeyi dene. İyi eğlenceler, ben işe gidiyorum. Kolay gelsin tatlım. Zengin bir ailenin havalı ve çok işlevli bir bebek arabası olması gerekir. Herkeste olan sıradan bebek arabalarını kullanamazlar. Bu arabayla başka neler yapılabileceğini merak ediyorum. Hadi bir bakalım. Peki yorgunsanız ama market alışverişi yapmanız gerekiyorsa ne yaparsınız? Uzaktan kumandalı bir bebek arabası bu sorunu çözecektir. Vay canına, ne harika bir bebek arabası. Biz böyle bir şeyi asla karşılayamayız. Bir çözüm bulacağım. Vay canına. Ne teknoloji ama. Robert, ne yapıyorsun orada? Bu bebek arabasına ihtiyacımız var. Olamaz. Dur bir saniye, içinde alarm sistemi var. Kaç. Ha, market alışverişimiz geldi. Bu kesinlikle yüzyılın icadı. Ne harika bir yer. Bana fakir dediğine inanabiliyor musun? Anthony ve Vicky'nin nerede olduğunu merak ediyorum. Ah, işte buradalar. Arkadaşlar, lütfen dikkatinizi buraya alabilir miyim? Bildiğiniz gibi bugün bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz. Bu çok heyecan verici. Aa, bu ne anlama geliyor? Altın mı? Peki Anthony ne hazırladı? Bu dürbünü sadece pencereden dışarı bakıp bebeğimizin cinsiyetini öğrenmek için kullanacağız. Zengin bir aile sadece en ekstrem yöntemleri seçer. Oh sevgilim, buna çok sevindim. Sen de bir bak. Bir saniye, kızımız mı olacak? Ama ben bir erkek varis istemiştim. Hatta ona futbol kulübü almaya bile karar vermiştim. Güzel bir prensesimiz olacak. Bu harika. Bebeğin cinsiyetini öğrenmenin bütçeye uygun yolları nelerdir? Peki renkli dumanla öğrensek? Hayır, bundan pek hoşlanmadım gibi. Ah, ne yapabilirim ki? İlham perisi aniden ortaya çıktı. Bu harika bir fikir. Bunun için kesinlikle yeterli paramız olmalı. Pekala tatlım, hazır mısın? Meraktan ölüyorum. Bak. Bebeğimizin cinsiyetini öğrenmek üzere miyiz? Bu balonu patlat, çabuk ol. Bekle, ama bende onu patlatacak keskin bir şey yok. Çantama bakayım. Ah hayır Zoe, bu nasıl olur? Buldum. Ah, balon nerede? Uçup gitmesine izin verdin. Sakin ol, bir yedek planım daha var. Bir havai fişek. Peki bu güvenli mi? Evet kesinlikle. Bu da neydi böyle? Ah tatlım, bir oğlumuz olacak. Ne? Gerçekten mi? Çok mutluyum. Bir oğlum olacak. Doktor, kızımı dinler misin? Tabii. Vay canına, bu gerçek bir mücevher. Pekala, ne düşünüyorsunuz? Her şey yolunda. Bebeğiniz zengin ve sağlıklı büyüyor. Tatlım, bebeğimiz için bir isim seçmenin zamanı geldi. Bence adı George olmalı. Hayır, bu ismi pek sevmedim. Hayır mı? Nasıl dersen. Peki, Abraham hakkında ne düşünüyorsun? Bu da kesinlikle olmaz. Sen bilirsin. Alex'e ne dersin? Hayır. Ulysses olsa hayır mı? Ama Benjamin'i kesinlikle herkes sever. Bu isim de olmaz. Bir kızımız olacağını unuttun sanıyorsam. Ah doğru. Bunu nasıl unutabilirim? Birazdan geleceğim. Sen nereye gidiyorsun? Pekala, bekleyip görelim. Belki de bu kitapta kızım için güzel bir isim bulabilirim. Ben geri döndüm. Şimdi kitabı elinden bırak, beni dinle. Harika haberlerim var. Hey, önemli bir şeyle meşguldüm. İsim sorununu çözdüm. Emily. Ne güzel bir isim. Hem de 1 milyon dolarlık banknotta. Bebeğin adının ne olacağını hiç düşündün mü? Carlos ismi hakkında ne düşünüyorsun? Beğenmedim. Peki ya Michael? Hayır, biraz daha düşünelim. Ne yapacağımı biliyorum. Harf tahtası bize isim seçmemizde yardım edecek. Harfleri gösterecek ve biz onları yazacağız. Bu fikrini beğendim.
Oğlumuza ne isim verelim güzel tahta? İlk harf B. Gerçekten çok ilginç. Sırada ne olacak acaba? Sıradaki harf O. Gerçekten işe yarıyor. Sonunda bir isim çıkmış olacak ortaya. Bob, Zoe, şimdi bebeğimize ne isim vereceğimizi biliyoruz. Küçük bir Bob'umuz olacak. Adını beğendin mi oğlum? Artık senin adın Bob. Ne? Önce bana sormalıydınız. Hayır, bu ismi kabul etmiyorum. Hoşnutsuz küçük adam meseleleri kendi eline almaya mı karar verdi? Hey! Kendimi kontrol edemiyorum. Sanırım Bob'umuz beni kontrol ediyor. Benim ismim Bob olamaz. Acele et ve gösterdiklerinin hepsini yaz. Bize bir şey söylemek istiyor. Sonunda sakinleşti. Sanırım isminin Sam olmasını istiyor. İşte bu benim sevdiğim bir isim. Bebeğinize ne isim koyacağınızı bilmek ister misiniz? O halde ona kendiniz sorun. Artık tekrar uyuyabilirim. Kızım büyüyüp gerçek bir kraliçe olacak. Tıpkı annesi gibi. Bu şapka benim için çok küçük. Ama önemli olan bebeğimi sıcak tutmak. İyi günler. Sen benim koçum musun? Evet, nihayet geldin. Acele et ve çalışmaya başlayalım. Kollardan başlıyoruz. Daha aktif ol. Şimdi elleri çalıştıralım. Sen çalışsan iyi olur. Ben seni izlerim. Rahatlamak yok. Şimdi koşu bandına çıkmak zorundasın. Ah, pekala. Çok çalış. Sağlıklı bir vücudun, sağlıklı bir ruhu ve sağlıklı bir bebeği vardır. Saatini ayarla, ne kadar koştuğunu kontrol etmek için hemen döneceğim. Ama zengin kız Vicky terlemek istemez ve bununla ilgili bir fikri var. Anthony! Buradayım tatlım, acıktın mı? Evet, harika görünüyor. Bunu alıyorum, bu arada benim için sen çalış. Sen nasıl dersen öyle olsun aşkım. Eh, karımın sözü bende kanun. Vicky'nin kocası onun için koşarken o neden koşsun ki? O marshmallow'un keyfini çıkarmayı tercih ediyor. Ah, bu çok hızlı oldu. Sporu seviyorum. Hayır olamaz, koç geri geliyor. Çabuk bana o şişeyi ver. Ama ben de susuzluktan ölüyorum. Şimdi terli görünüyorum ve sen de kanepede otur. Teşekkür etmek nerede kaldı? Gerçekten yoruldum. Nasılsın? İşte görüyorsun. İyi iş çıkardın. Bu ne peki? Benim değil, sadece tutmam istendi. Spor salonunda şekerleme yok. Ama bu adil değil. Fakir hamile Zoe ise sadece spor salonuna gitmeyi hayal edebilir. Ah, keşke bir antrenörle çalışabilseydim. Kilo vermeme yardım ederdi. Aşkım, neden üzgünsün? Ben ve bebeğimin biraz antrenmana ihtiyacı var. Fiyat ne? Bekle, elimde ne var göreyim. Tamamen boş. Bunu karşılayabileceğimizi sanmıyorum. Peki ne yapmalıyım? Şişman olmak istemiyorum. Kendimi nasıl formda tutacağım? Bir fikrim var. Antrenmanımıza başlayalım. İlk egzersiz toz alma. Bitti. Bir sonraki aşama etrafı toparlaman gerek. Düzgün nefes al. Şimdi yan pozisyon. Daha yavaş. Vay canına. Son aşama kaldı. Elindekini hemen kovaya at. Ne kadar isabetli bir atış. Aferin. Tatlım, şimdi iyi hissediyor musun? Evet. O zaman ikinci tur zamanı. Aynı egzersizleri baştan yapacağız. Ne? Hadi ama hareketler canlı olsun. Antrenmana devam ediyoruz. Pekala. Umarım bir dahaki sefere çağrılırım. Ülkenin en prestijli tıp fakültesinden boşuna mezun olmadım. Bu da ki. Hey, sıraya gir. Yarım saattir burada bekliyoruz biz. Pekala, sıradaki son kişi kim? Artık sensin. Önümüzdeki salı aynı saatte ofisimde görüşürüz. İşte buyurun, hoşça kalın. İşimi çok seviyorum. Vay canına. Peki sırada kim var? Sırada ilk ben varım. Sizi dinlemeye hazırım. Güzel, beni takip edin. Ama bu hiç de adil değil. Sorun değil, er ya da geç biz de çağrılacağız. Evet, o şirketi satın aldım. Hey, nereye gidiyorsun? Ne? Ben o kadının kocasıyım. Bu durum umrumuzda değil. Sıraya gir.
Sanırım bekleyebilirim. Evet, hamile bir kadının kocası olmak zor. Her hamile kadının bir doktora gitmesi gerekir. Hem zengin hem de fakir. Zoe de onlardan biridir. Pardon, kitapçıkta ne olduğunu görebilir miyim? Tabii. Sırada kim var? İçeri gelin. Bu doktor en iyilerden biri. Bunu duyduğuma sevindim. Teşekkürler, hoşça kalın. Siz gelin. Pekala, benim sıram birazdan gelecek. Acaba bir muayene ne kadara mal olur? $100 mı? O kadar param yok. Bir şey bulmam gerek. Bu bilgiler işime yarayabilir. Bana faydalı olan bilmem gereken her şeyi kendim öğrenebilecekken neden fazladan doktora para vereyim ki? Bunları da yanımda götüreceğim. Görünüşe göre hamileliğe dair her şey yazılmış. Zoe'nin ve Vicky'nin bebeklerinin büyüyünce nasıl olacaklarını merak ediyor musun? Cevabını bu videonun altındaki yorumlara yaz. Videomuzu beğendin mi? O zaman beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Görüşürüz.